Zeynep, yemin ederim ben de yeni öğrendim. Ya bilseydim sana söylerdim zaten, biliyorsun. Affet beni. Tamam canım, seninle ne alakası var? Belli ki seni de kandırmış baban. Sen üzülme. O da kandırdı beni. Evet. Evet, herkes kafalarını açsın. Oturun şuraya Kerem. Zeynep sen de şuraya geç. Şimdi biz her ne yaşadıysak... yaşadığımız şey bizi buraya getirdi. Öyle değil mi? Şimdi bırak şu inadını da şundan bir lokma ye. Haydi. Düştük, eyvallah. Düşebiliriz, gayet normal bir şey. Ama ayağa kalkacağız. Yaralarımız var, doğrudur. Bu yaraları da hep birlikte saracağız. Yani bundan sonra ne yaparsak yapalım hep beraber yapacağız. Bizim için başka bir yol yok. Tamam, her günün sonu buraya, buraya, bu masaya varacak. Anlaşıldı mı? Şimdi birbirimize güvenmek buradaki en önemli mesele. Kerem, Cemre, önce sizden başlayalım Ebru'ya. Sizin benden sakladığınız bir şey var. Şimdi dökülme vakti. Haydi. Abi bir video var. Güzel. Ne videosu? Yakup'la Cemre'lerin evindeki kasayı patlattığımız gece... Cemre'nin üvey annesi... evde bir adamla birlikteydi. Yakup videoyu aldı. Biz de Cemre'yle o videonun peşindeydik zaten. Bu... Belma Hanım'ın yanındaki adam kim? Söylesene Kerem. Abi. Demirdi değil mi? Sen nereden biliyorsun bunu? Meral. Videoyu gösterdi bana. Karşılığında da para istedi benden. Ya madem biliyorsun, niye aynı soruyu tekrar soruyorsun Cemre? Bazen insan gördüğüne inanmak istemez, o yüzden soruyorum. Peki eminsin değil mi artık? Güzel. Cemre, ne olursa olsun ben arkandayım. Kadir'in dediği doğru. Buradan hep birlikte çıkacağız. İlk işimiz aileni kurtaracağız. Herkes üzerine düşen görevi yaparsa aileni sağ salim kurtarırız. Aileni nasıl kurtaracağız? Veli'nin yerini bile bilmiyoruz. Selim Gür. O bizi ailene götürecek. Bir dakika. Babam Veli Cevher'in avukatı olabilir ama ailenin yerini bilmiyor. Dur hele, dur bir dakika. Acele etme. Onu hep beraber göreceğiz. Acele etme. Bak buradaki en önemli görev senin Cemre. Demir'le hesaplaşmak istiyorsun, eyvallah. Belma ile hesaplaşmak istiyorsun, ona da eyvallah. Ama bunların ikisine hiçbir şey belli etmeyeceksin. Üç maymun oynayacaksın. Ya nasıl yapacağım bunu? Bildiğim halde nasıl yüzlerine bakıp güleceğim? Ha, ben bunun hesabını sormadan durmam. O zaman Cemre Hanım... aileni kurtaramayız. Cemre... senin için çok zor olduğunun farkındayım. Gerçekten. Ama lütfen, ailen için ne olur. Tamam. Ne yapmam gerekiyor? Şöyle, babanın Veli Cevher'le olan konuştuğu hattı bulacaksın. Babanın bir tane telefonu yok. Baban mutlaka ikinci bir telefonu kullanıyor. Orası kesin. O telefonu bulacaksın. O telefonu bulduktan sonra da... o numaradan kendini arayacaksın. O numarayı alacaksın eline. O numara sende olacak. Ondan sonra benim yanıma getirip bana o numarayı vereceksin. O dakikadan itibaren senin işin bitti. Ondan sonra benim işim başlıyor. Şayet babam bizi ailenin mekanına götürürse... sen de babanın ailenin yerini en başından beri bilip bilmediğini öğrenirsen... babanın çete üyesi olup olmadığını anlarsın. Tamam mı? Kerem. Senin için o videoyu bulmak. O videoyu bulmak için de kimin üzerinden yürüyeceğini biliyorsun. Meral abi. Aynen.
O videoyu bulacaksın, videoyu buraya getireceksin. Videoyu getirdikten sonra beraber bakacağız. Ne yapmamız gerektiğine beraber karar vereceğiz. Anlaşıldı mı? Zeynep. Senin işin Veli. Veli'yi bulmak. Burada mı, gitti mi, kaldı mı bilmiyoruz. Ama eğer buradaysan mutlaka seni bulacak. Muhakkak bulacak seni. Ve bunu yalnızsın. Ben seni takip edemeyeceğim. Eğer seni takip ettiğimi anlarsa bile arkasına bile bakmadan döner gider. O yüzden yalnızsın. Ama korkma, bir şey yapmayacak sana. Yapmaz. Veli karşıma çıktığında ne yapacağım? Burada tutacaksın, burada, dibinde. Dibinde. Anladın mı? Ağzından çıkan her kelimeye dikkat et. Veli bu. Hemen anlar yalan söyleyip söylemediğini. Ağzından çıkan her şeye dikkat et. Bizim birlikte çalıştığımızı, iş yaptığımızı anlarsa arkasına bile bakmadan döner gider. Her şey biter. Dediğim yap. Burada tut. Ters köşeye yatır. Anlaşıldı mı? Sen anladın mı? Anlaşıldı. Haydi.